Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş gördük her birinizi, hürmetli izleyiciler. İnşallah bugün dersimizde Bekara suresinin ilk 5 ayetini bugüne kadar geçtiğimiz tecvid kaidelerinin hulasası üzerinden sizlerle birlikte tahlil ederek okumaya çalışacağım inşallah. Bu tahlile başlamadan evvel ben bugüne kadar derslerimizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için her birinize teşekkür ederim. Bu programın arsaya gelmesinde zahmeti çeken, teşkilatçılık eden herkese öz derin minnettarlığımı bildiririm. Allah her birinden razı olsun inşallah. İster maddi manevi olsun, ister teknik olsun, bu programa her şekilde kimlerin desteği olduysa Allah onlardan razı olsun inşallah. Ve bizlere de hayırlı bir şekilde istifade edebilmeyi nasip etsin inşallah. Bu şekilde teşekkür cümlelerimizle söyledikten sonra inşallah dersimizi devam edip en sonunda da Kur'an sedalarıyla inşallah bu programımızı hitam vermiş olacağız inşallah. İndi bakalım görek Bekara suresinin ilk 5 ayeti tecvid kaidelerine esas olmakla nece okunacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele gördüğümüz kimi Bismillahi. Burada ne ettik biz? Aslında bir ismi Allah'ı demektir. Vesil hemzesinden bahsetmiştik ki isim sözünün başındaki hemze daha sonra B'ye birleşmiş orada. Allah sözünün başındaki hemze ise mim harfine birleşmiş gördüğümüz kimi. Ve burada bir ismi Allah'ı sözü birbaşa Bismillahi şeklinde okunmuş. Er-Rahman, Er-Rahim sözlerinin başındaki elif-lam birleşmeleri geçen dersimizde bahsettiğimiz kimi yazıldığı halde okunmur. Burada elif-lamın idgamı vardır. Yani birbaşa biz evvelki harfi neyledik? Ra harfine, şeddeli olan ra harflerine birleştirdik. Ve burada Bismillahirrahmanirrahim şeklinde okuduk. Ve sonra ne ettik? Dayandığımız zaman burada meddi ariz olarak 4 elif miktarına kadar uzatarak dayanabilirik. Niye? Çünkü sonda dayandığımız zaman mim harfinin harekesi sükuna çevrilir ve özünden evvel de harfi med var. Ona göre harfi medden sonra sükunu ariz geldiğinde ne olurdu? Meddi ariz. Gelin bir daha besmeleni tecvidle okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde oldu. İndi geçek birinci ayetimize. Bekara suresinin birinci ayetinin başında gördüğümüz kimi harflerden birleşmiş olan, harf birleşmelerinden emele gelen hurufu mukatta'a dediğimiz ki biz bunu meddi lazım mevzusunda buna tokunmuştuk. Buradaki harflerin biz sadece adlarını okuyoruz. Elif, lam, bir de mim gördüğümüz gibi 3 tane harf var. Bu harfler öz isimleriyle okunur ve bunların manası bize bildirilmemiştir. Müteşabih ayettir bu. Ancak okunuşuna baktığımızda ise elif dediğimiz zaman her hansı bir tecvid kaydası görmürük. Lam dediğimiz zaman lam şeklinde biz bunu uzatırız. Burada medde lazımın harfi musakkalası vardır. Mim muhafefası musakkala vardır. Çünkü özünden sonraki gelen mim harfine şeddelenecek. Mim diyerek uzattığımız zaman ise ne oldu? Yine meddi lazım tecvid kaydası oldu. Harfi musakkala. Çünkü o mim özünden sonrasına birleşmiş. Ve burada nece okuduk biz? Elif, lam, buranı okudum. Ondan sonra geçirik ikinci ayetimize. İkinci ayetimizde gördüğümüz kimi ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ şeklinde yazdı. Şimdi bakalım burada ذَلِكَ sözünde gördüğümüz kimi ذَلِكَ'nin üstünde çeker işareti var. Bu harfi bir elif miktarı uzadır ve burada da tebimet olur.
Zalikel kitabu derken el kitab sözünün başındaki hemze okunmadı. Biz ne ettik? Zalikedeki kaf harfini el kitab sözündeki lam harfine birleştirdik. Burada ne oldu? Elif lamın izharı. Bir başka adıyla izhar-ı gemeliye demiştik biz buna. Kitabu da b harfini yine bir elif miktarı uzadırık. Buna da maddi tabi dedik. La raybe fihi. Bakın burada dikkat çekecek bir husus. Hem raib sözünün üzerinde hem de fi sözünün üzerinde hem cim harfi var hem de bu şekilde üç nükteler var. Neydi bunların izahı? Secaventler dediğimiz kelimelerin üzerindeki durak işaretlerinde cim harfi dayanmak daha güzeldir. Geçmek ise caizdir, icaze vardır deyilir buna. Ancak burada bu üç nükteler olduğuna göre bunlar daha kuvvetli sebep olduğuna göre biz burada daha çok bu üç noktalara dikkat edeceğiz. Ne demektir bu üç nokta? Bu üç noktalar gördüğümüzde buna alametul muanaka, muanaka alameti. İsmi bu şekildedir. Yani bu üç noktalarda, yan yana gelen üç noktalarda her ikisinde de ayrı ayrı dayanmak olmaz. Yaxşı olar ki birinde dayansak diğerinde keçek. Tabii ki burada da okuduğumuz yerdeki mana esas alınarak ya birinci veya ikincide dayanmak tabii ki bu ayetin manasına uygun olarak onu biraz da daha yaxşı gözden geçirmek lazımdır. Bazı yerlerde çünkü birincide, bazı yerlerde ikincide dayanmak daha güzel olur. Bunu da müəllimlə birlikte işleyerken məna üzerinden daha dəqiq bakmak lazımdır. Bir şey de deyim ki, bunda her ikisini de birleştirebilirik tabii ki. Bakın, la raybe fihi hudan lil muttaqin şeklinde okuyabilirik. Bunda hiçbir problem yoktur. Ancak la raybe fihi, ondan sonra hudan li demek bu olmaz. Yani en güzeli burada iki şekilde okumak daha güzeldir. Birincisi zalikel kitabu la raybe fih deyip fihte durmak. Bu güzeldir. Ki burada durduğumuz zaman ne olur? Medde aris kaydası olur. Fihi burada zamir ne etti? Özünden evvelki harfi med olduğuna göre, özünden evvelki sakin ve özünden evvelki harf uzandığına göre buradaki zamir özü uzanmır. Ancak dayandığımız zaman bunun herkeste sükun olduğu için harfi medden sonra sükunu ariz geldiği için medde ariz olur. Yani la raybe fih şeklinde uzadarak bu şekilde dayanırık. Ondan sonra ikinci husus birleştirerek birbaşa gidebiliriz. Yani la raybe fihi huden lil muttaqin. Bakın birleştirdiğim zaman artık zamiri uzatmadan öz hareketiyle birlikte devam edelim. Burada ise huden kelimesinde bakın tenvin var. Bu huden kelimesinde, bu kelimede biz dayansak huda şeklinde uzadarak dayanırız en tenvinine göre. Ancak geçeceğimiz zaman buradaki ya okunmur. Yazı itibariyle var ama birleştirdiğimiz zaman, keçtiğimiz zaman bu ya okunmur. O zaman ne edirik burada? Bu tenvini özünden sonra gelen lam harfine birleştiririk. Tenvinden sonra lam ve ra geldiğinde hansı kayda olurdu? İdgam bile gunne. Yani tenvin ama birleşirdi ama gunne etmeden. Bu dellil muttaqin şeklinde okunur. Muttaqin kelimesinde t harfine dikkat edek. Muttaqin kimi der kimi çıkmasın. Lil muttaqin şeklinde okuyuruz. Qaf harfinin qanlığına dikkat edirik. Ve sonunda dayandığımız zaman yine ne olur? Sükuna çevrilir. Ona göre maddi ariz olur. Yani bu dellil muttaqin şeklinde okuyuruz. Ayetin sonunda gördüğümüz kimi lam elif durağı var. Lam elif durağı ayetlerin sonunda olarsa eğer burada geriden almaya gerek yoktur. İkinci ayetimizden okumaya devam edeceğiz. İkinci ayetimize bakırız. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Burada da başlıca tecvid kaydalarına baktığımızda اَلَّذ۪ينَ gördüğümüz gibi oradaki lam harfi okundu. Özünden evvel eğer herhangi bir harf birleşseydi yeni lam okunasıydı. Çünkü lam harfi gemeli harflerdendir. Zine uzattığımız zaman medd-i tabii olur bir elif miktarı. يُؤْمِنُونَ kelimesinde bakın orada hemze vavun üzerinde yazdı. Bunu yu' kimi ayn kimi okumamak lazım. يُؤْمِنُونَ diye okumak lazım. Nun harfi bir elif miktarı uzandı. Maddi tabi var. Bil gaybi de gördüğümüz gibi buradaki b harfi el gayb kelimesinin hemzesine birleşti. Bu şekilde yazıldı. Daha sonra lam-ı sükunlu okuduk. Ve yuqi
bir harf miktarı uzadırıq. Mu, yine bir harf miktarı uzadırıq. Ve yuqimuna. İki tane maddi təbii oldu. Es-salata kelimesine bakın, yazı itibariyle hatırlıyorsunuz, söylemiştik ki, elif bazen vav şeklinde yazılır. Mesela salat kelimesi, zekat kelimesi, hayat kelimesinde olduğu kimi. Yuqimuna salata. Burada elif lam oxunmur. İdgam edilir. Yani elif lamın idgamı veya idgam-ı şemsiye demiştik. Salata. Bu tə mərbutədir. Eğer nefesimiz çatmazsa, burada dayanarsak ve yuqimuna salah şeklinde bu tane h kimi, sükunlu h harfi kimi okuyarak dayanırıq. Ancak keçecek olursak ve yuqimuna salata ve mimma. Bakın mimma kelimesine bir xüsusə dikkat edek. Burada önce gördüğümüz kimi şeddeli mim var, daha sonra maddi təbii var. Burada ölçülere dikkat etmek lazım. Çünkü şeddeli mimde idgam mifleyn ma'al gunna var. Ve mimma. Yani onun 1,5 elif miktarı tuttuktan sonra harfi maddi bir elif miktarı uzatmak lazım. Bazen bunun tersini görürük. Ve mimma. Mimi tutmadan harfi maddi uzadılar ki bu yanlıştır. Ve mimma şeklinde telaffuz etmemiz lazımdır. Razaquq derken qaf harfinde, deyarken qaf harfindeki qalqalaya dikkat edecek. Nahum. Oradaki onun harfinde yine harfi maddi geldi. Maddi təbii oldu. Yunfiqun sözünde ise sakin bundan sonra fə geldiğine göre ixfa qaydası var. Burada da yunfiqun şeklinde hem ixfaya hem de ayetin sonunda maddi arizə dikkat edecek. Burada da evvelki ayette olduğu kimi sonda lam əlif gəlibdir. Bunu da artık necə etmək lazımdır bayağı söyledik. Daha sonraki ayetimiz gəlin bu ayeti bir kere okuyayım sonra bundan devam edeceğim. Necə dayanmaq lazımdır. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Burada dayandım. Geriden alsam fiilden, buradan götürmek daha güzeldir. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ şeklinde. Diğer ayetimiz وَالَّذ۪ينَ Burada yine vellezine sözü aynı ellezine de olduğu için burada başında vav var. Bir harf miktarı uzadır. Maddi tabidir. Yu'minuna kelimesi evvelki ayette olduğu gibi hemzeye dikkat edecek. Nun harfinde maddi tabi var. Bima unzile. Bakın burada bima unzile. Ne ettik? Harfi madden sonra hemze geldi ve bunlar ayrı ayrı kelimelerde oldu. Maddi munfasıl tecvid kaydası var. Hatırlarsınızsa ne edecektik biz bunu? Dört harf miktarına kadar uzatabilirdik. Caiz idi hükmü. Unzile sözünde nundan sonra zel geldi. İhfa kaydası var. Bimâ unzile şeklinde okuyorum. İleyke ve mâ unzile. Yine aynı şekilde burada olduğu kelimette munfasıl ve ihfa var. Min kablik. Min kabli derken minden sonra nun harfinden sonra kaf geldi. Burada ihfa kaydasına dikkat edelim. B harfi de galgalı harfidir. Onu da mehrecine vurarak yani bu şekilde Min qablik şeklinde burada dayanırım. Niye? Çünkü üstünde cim durağı var. Cim neydi? Vakfı mücevvez dili. Yani burada geçmek caiz olsa da dayanmak daha güzeldir. Ona göre dursak daha güzel olar. Daha sonra ve bil ahireti. Bakın ve bil a. Burada lam elif hem lam tarafı hem de elif tarafı okundu. Ve bil a. A'da ne var? Maddi çeker var. Buna maddi bedel deyirlər bazı qiraətlərdə. Yani bir harf miktarı uzadırıq. Ve bil ahireti. Bu kelimeye dikkat edek burada. Ve bil ahireti. Bazen ve bil ahireti diye r'ni burada ince okuyurlar ki bu yanlıştır. Bizim qiraətdə buradaki ra tabii ki qalın okunacak. X harfinin istila dediğimiz qalınlıq özelliğine dikkat etmek lazım. Ve bil ahireti deyin. Ve bil ahireti. Ve bil ahireti. Bir de başka bir hususu söyleyeyim. İster burada lam harfinin üzerindeki sükunda olsun, ister diğer yerlerde olsun, Kur'an okuyarken lam harflerine, yani sükunlara hareket vermemeye çalışan. Vabili, vabili kimi olmasın. Vabil ah, yani dilimizi aniden çekersek o hata baş verer. Biz dilimizi yerinde sabit saklayarak devam edek. Vabil ahirati şeklinde. Hum yuqinun. Yine hum yu, mimin izharı var. Yu'da maddi tabii var. Nun deyerken burada da harf olduğunu ayet sonunda hem de ayet sondur dayanacak biz burada. Burada da yine maddi ariz tecvid kaydası meydana gelecektir. Bunu da söyleyeyim ki
bütün ayetlerin sonunda dayanmağı biz ne demiştik? Vakfi Nebi, Peygamber vakfi, yani en güzeli ayetlerin sonunda dayanmaktır şeklinde söylemiştik. Şimdi gelin bu ayeti bir daha okuyak. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ şeklinde oldu. En son ayetimiz, 5. ayetimiz bu mevzuda ulaike sözü. Bakın iki defa geçecek bu ayette. Her ikisinde de maddi muttasıl tecvid kaydası var. Yani ne olur burada? Vav harfleri gördüğümüz kimin altına gasır yazılır. O ne demeydi? Yani buradaki uzatmayacak. Yani bu vav özünden evvelki ula diye uzatmayacak. Ula şeklinde olacak. Lam harfinin içerisinde gizli bir elif var. Bunu burada çekerle ifade edipler. Ve daha doğrusu ifade edilip özünden sonra da hemze gelip ve aynı kelime içerisinde olduğu için maddi muttasıldır. Ulaike kelimesi Kur'an'da her zaman bu şekilde yazılır. Bunu bilir ki bunun içerisinde maddi muttasıl tecvid kaydası var. Ne olacak bunu biz? En aşağısı 2, en çoku da 4 elif miktarı uzatacağız. Ala gördüğümüz kimi la harfinin maddi tabii var. Ya ile uzaldan ya meksura var. Bir elif miktarı uzanır. Huden, bakın burada huden yukarıda izah etmiştim. Tenvin özünden sonra birleştiği zaman ya harfi orada okunmur, birbaşa mim harfine birleşir. Ancak burada idgam ma'lugunna var. Yani hudemmi, hudemmi. Bakın birbaşa tenvin mime birleşti. Min rabbihimde ise nun harfinden sonra ra geldi. Burada ise nun harfi ra'ya birleşir. Niye? Burada bilagunna var. Yani gunnesiz idgam edirik. Harfleri dahil edirik birbirine. Yani hudemmi rabbihim, hudemmi rabbihim şeklinde olur. Ve ulaike humul muflihun şeklinde. Yine burada da ayetin sonunda gördüğümüz kimi maddi ariz tecvid kaydası oldu. Bakın burada ayetin sonunda üstünde herhangi bir işaret yoktur. Öyle bir şart da yoktur onsuzdaki her bir ayetin sonunda mütlak bu şekilde bir işaret olacaktır. Bundan sonra yeni bir mevzu başlayır. Orada artık ona göre burada herhangi bir işaret koyulmayıp, yani bu öyle bir şartımız da yoktur onsuz da, bazı yerlerde bu işaret olabilir, bazen olmaz. Ayetin akarı devam etti, mevzu devam ettiğine göre herhangi bir işaret olmaya da bilir. Şimdi son ayeti de bir defa okuyayım, ondan sonra baştan sona buranı okuyarak dersimizi bitirerek inşallah. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Burada bir şey söyleyeyim. من ربهم و. Mimden sonra baba geçerken من ربه و kimi idgam etmeyek. Önce mimin hakkını verdikten sonra dudağımızı uzandık. Yani من ربهم وأولى şeklinde buna dikkat etmemiz lazımdır. Bu şekilde eğer burada nefesimiz çatmazsa harda dayansak daha güzel olar. Ulaike ala hudem min rabbihim ve ulaike hum deyip hum da dayanarız. Daha sonra geriden ve ulaike humul muflihun şeklinde alarak okuyarız inşallah. Şimdi bir daha buranı herhangi bir izaha girmeden tecvid kaydalarını esas olarak inşallah okuyarak bu dersimizi de burada yakınlaştırmış olacağız inşallah. İndiden Allah'a emanet olun. Dualarınızda bizleri de hatırlayın inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Allazina يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. الله أمانة الله.